Gözlerini al edip arkamıza atıp. Yalıkavak Belediyesi ve Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balıkçılar Derneği, BORAPDER tarafından düzenlenen Amatör Olta Balıkçılığının Turizm Katkıları başlıklı toplantı Yalıkavak'ta gerçekleşti. Yalıkavak Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan, Bodrum Yarımadası Yalıkavak Sportif ve Amatör Balıkçılar Derneği Başkanı Yavuz Erdoğan, Olta Balıkçıları Federasyon Başkanı İsmail Atalay, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Profesör Doktor Hasan Musa Sarı, Doçent Doktor Yıldız Bolat, Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanı Melih Meriç ve Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının sunumunu ve açılış konuşmasını yapan Yaban TV Yönetim Kurulu Başkanı Melih Meriç sırayla konuşmacılara söz verdi. Olta Balıkçıları Federasyon Başkanı İsmail Atalay konuşmasında şunları söyledi. Dünyanın birçok ülkesinde olta balıkçılığı ile ilgili ciddi çalışmalar yapıyorlar. Yapay göller oluşturarak olta balıkçılığı turizmine bölgeleri açıyorlar. Bizde ise balık bitiyor, stoklar bitiyor, stoklar bitiyor, balık bitiyor gibi bir yaklaşım var. Özellikle denizlerde olta balıkçıları balıkları tüketen insanlar olarak algılanıyor. Bunun önüne geçmek için tedbirler alınmalı. Olta balıkçılığının görünürde bir kayıtlı ekonomi olmadığı için sıkıntılar yaşanıyor dedi. Kendi ekonomik paylarından haksız yere pay alan bir taraf olarak gördükleri için, özellikle denizlerde gördükleri için sıkıntılar meydana geliyor. Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan katılımcılara teşekkür ederek şöyle konuştu. Namaz niye kandırmaca yapıyoruz? Boğazına bıraksa sektör bu halaya geldi. Çok fazla yapacak bir şey yok dedi bize. İşte bizim duyurmakta fayda var diye düşünüyorum. Bugün kandemlerin, toplantıların değişik konularda ve değişik bölgeler yapılmasında fayda var. Biz burada yapılan panel için tabii ki destek olacağız. İçinde olacağız. Yani arzu ederdim ki daha böyle hazırlıklı, detaylı çalışmalar ama arabistlerimiz var, kurum uzmanları var, derinlikle böyle bir yapar. Abilerimiz, hanımefendiler var, ben hepsini de yalın altı yaşamlar biliyorum. Bence hepimiz bu işin sorumluluğu üzerimize almalıyız. Toplantının ardından katılımcılara Küdür mevkiinde mangal partisi düzenlendi.